Tutkundun annesi beni aradı. Ses tonundan pek hoşlanmadım. O yüzden canım sıkıldı. Ben her şeyin farkındayım. Sen oğlumu yavaş yavaş annesinden uzaklaştırmak istiyorsun. Tatlı sözlerinle onun aklını çeldin. Annesinin sözünden çıkmayan çocuk ne hale geldi? Madu, ben sana aşık olmaya başladım. Biliyorum ki kızlarım benim başımı eğecek, bir şey yapmazlar. Beni utanacağım durumlara düşürmezler. Hastanelerde yabancı bir erkeğin yanından ayrılmamak, elmalar yedirmek, sakalını tıraş etmek, sonra da annesine karşı doldurmak. Bunlar hep asil bir ailenin oğlunu kandırabilmek için, biliyorum. Ne diyorsunuz siz? Bunlar doğru değil. Öyle mi? O zaman kızını çağır da kendine sor. Madu! 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 Hadi söyle lütfen. Bunlar doğru değildi. Bana bak. Bir daha sakın. Mukund'la buluşmak, görüşmek yok. Bitti. Anne. Mukund'la görüşmemi niye yasakladın? Bak işte. Ne dediğini duyuyor musun? Şimdi gördün mü kızının gerçek yüzünü? Şükürler olsun, rüyaymış. Madhubala Malik'in evini arıyordum. Kendisi burada yaşıyor. Siz kimsiniz? Ben Bayan Dikşit. Merhaba. Merhaba, merhaba. Size de merhaba. Siz kimsiniz? Ben Madhubala'nın... Babası ha? Evet, Şemşir Malik. Senin babanın adı nedir? Tanışmak kısmet olursa ona sormak istediğim bir şey var. Bu yaşta bir kızı nasıl bu kadar başı boş ve serbest bırakıyor acaba? Aslında buraya Madhubala ve anne babasıyla konuşmaya geldim. Annesi şu anda dua ediyor ama bekleyin, çağırayım. Siz bu arada içeri buyurun lütfen. Buraya mı? Evet, giriş o tarafta. Buyurun yeşil perdeli. Teşekkür ederim. Burası mı? Evet, buyurun buyurun, girin. Aha. Hoş geldiniz. Hoş buldum kızım. Nasılsın bakalım? İyiyim. Sizi hangi rüzgar attı? Ah, ne kadar da sıcak. Bak kızım. Geçen gün seni çok eleştirdim. Fazla üstüne geldim. Ama lütfen ciddiye alma. Hayır efendim. Merak etmeyin, hiç alınmadım. Bunu söylemek için buraya kadar yorulmasaydınız, arayıp çağırsaydınız ben gelirdim. Hayır, sırf bunları söylemeye gelmedim. Annen ve babanla konuşmak istediğim özel bir konu var. Hoş geldiniz efendim. Aha, hoş bulduk canım, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tışna. Hadi sen şimdi misafirimize çay getir. Tamam. Aa, durun durun. Yarım kaşık şeker. Tamam. Aslında bütün gece benimle ne konuda konuşmak istiyor olabileceğinizi çok düşündüm. Konu Arke ile ilgili olaysa Madhu daha yeni o konuda... Ay, benim meselem o değil. Madhu ve Mukund'la ilgili konuşmaya geldim ben. Madhu
Madhu ve Mukund'la ilgili konuşacak ne var ki? Canım, kızınızı alıp götürebilmem için önce sizin izniniz gerek tabii. Mukund'un teklifini iletmek için de izin istiyorum elbette. Kim ne teklif etti? Siz yoksa Mukund'u evlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? Hayır hayır. Olay sadece Mukund'un evlenmesi değil. Mukund'la Madhu'yu evlendiriyoruz. Bayan Dikşit, biz kızımızı evlendirmeyi henüz düşünmüyoruz ki. Aa, o zaman durumdan haberiniz yok sizin. Kızınız kararını vermiş. Ona sorsanıza. Yani aralarında bir şey yaşandığı çok açık, öyle değil mi? Mukund evde bütün gün başımın etini yiyor, inanın. Sürekli Madhu'yu deliler gibi sevdiğini söylüyor. Ondan başkasıyla evlenmezmiş. Kızınıza sorun. Gel gel, çekinme, otur şöyle. Çay da çok güzel olmuş. Mukund'dan hoşlanıyor musun? Aa, bakın bakın nasıl kızardı. Evet, ne diyorsunuz? Düğün hediyelerini ne gün getireyim? Önce kızımızın rızası olduğundan emin olmalıyız. Bakın efendim, gerçekten minnettarız. Ama dediğim gibi, bu konuyu kendi aramızda iyice düşünüp taşınmalıyız. Üstelik Madhu ile baş başa konuşmam gerekiyor. Öyle olsun. Sonuçta benim de bir kız evladım var. Olaya bir de kız açısından bakmamız doğru olur tabii. Siz hep birlikte düşünün, karar verin, sonra da beni ararsınız. Kararınız olumluysa da gelip kızınızı alırım ve doğruca götürürüm. Benim evimin gelini olarak. Şimdi izninizle. Yine bekleriz. Ah tabii. Gelin efendim, sizi geçireyim. Madhu, buna inanamıyorum. Sen şimdi Mukund'la evlenecek misin? Ne gibi üstün özellikler keşfettin onda, bunu çok merak ettim. Bir şey diyeyim mi bak? Öyle sakin adamlar insanı fena halde sıkar. Değil mi Roman? Bir kere çocuğu geç, annesi nasıl biri görüyorsun değil mi? O kadın tam bir vampir. Tavırları gördünüz mü? İkiniz de konuyu kapatın. Sizin yorum yapmanız gereken bir durum yok. Trishna, annen Madhu'yla konuşsun. Ne yapacağımızı sonra karar veririz. Madhu her neye karar verirse bizim de kabulümüzdür. Özür dileriz. Görüşürüz. Anne. Kızgın mısın?
Anne. Madhu, bana durumu önceden anlatsaydın. Ben de Mukund'un annesinin yanında o kadar şaşırmazdım. Ama anne, ben sana daha önce söyledim. Neyi söyledin kızım, neyi? Onunla sadece dost olarak görüşüyoruz demiştim. Dost olarak görüşmek yanlış bir şey değil tabii. Peki bu ne? Anne, başta iki arkadaştık zaten. Ama sonra böyle olacağı inan aklımdan bile geçmemişti. Ah, Madhu, boş ver Allah aşkına. Sadece benim soruma cevap ver şimdi. Sen Mukund'u gerçekten seviyor musun? Bilemiyorum anne. Biriyle birkaç kez bir araya gelmek sence aşk sayılır mı? Aklımda asla böyle bir şey yoktu. Olsaydı zaten emin ol, hemen gelip sana söylerdim anne. Ya biliyorsun, bugüne kadar verdiğim bütün kararlarda sana danıştım. Mukund gerçekten çok iyi bir insan anne. Ona çok saygı duyuyorum. Bana göre 25 bin rupiyi reddeden, o parayı teklif eden insandan kat be kat üstündür. Bakıyorum da Mukund hakkında kompozisyon yazıyorsun. Madhu, sana net bir soru sordum. Sen de net bir cevap ver. Kızım, sen Mukund'u seviyor musun? Bilmiyorum anne. Ama ona bir arkadaş olarak çok değer veriyorum. Ve tabii şunu da biliyorum ki o da gerçekten beni çok seviyor. Bunu kendisi itiraf etti. Ve ben doğru söylediğine inanıyorum. Peki kızım, ben sorumun cevabını aldım. Biliyor musun? İki insan birlikte bir hayat kurmaya karar verdiğinde her şeyden daha da önemli olan nedir? Hayatının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiğin insanın seni senden bile çok sevmesidir. Sana kendinden bile iyi bakması gerekir. Bir kocanın sevgisi o evliliğin hep mutlu süreceğinin garantisidir. Benim kocam beni hiç sevmedi canım. Belki de aramızdaki bağ bu yüzden sen doğmadan koptu. Bak, eğer Mukund'u gerçekten seviyorsan ve onun da seni sevdiğinden en ufak bir şüphen yoksa, annesini hemen arayıp kabul ediyoruz diyeyim. Hı? Söyle. Merhaba. Ah, demek geldiniz. Merhaba Bittu. Merhaba Bayan Merhaba. Roma. Merhaba. Merhaba Trishna. Epeydir sizi bekliyorum. Hadi bir an önce okuma provasına geçelim. Hadi gelin. Tamam. Hadi biraz yürü acele edelim. Trishna. Anne. Bir dakika. Söyleyin, ne oldu? Arkeyden dua istesek çok iyi olur değil mi? Ne dersin? Harikasın. Bay Bittu. Trishna... Çalışmaya geçmeden önce dua almak istiyor. Sakıncası yok değil mi? Daha doğrusu Arkey'in duasını almak istiyor. Bir dakika. Tamamdır. Hadi sizi karavanında bekliyor. Buyurun.
Bakın şurada. Harika. Harika. Girin. Hazır mısın? Merhaba. Merhaba efendim. Biz aslında Trishna size teşekkür etmek istemişti. Sizden hayır duanızı almak isterim. Bu rolü almayı hak ettin. Deneme çekiminde bol şans. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim efendim. Konuş. Çok teşekkür ederim. Tamam, hoşça kalın, çıkalım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bir arabada bu kadar imkan olacağı kimin aklına gelirdi, değil mi? Çok haklıymışsın oğlum. Ne? Kağıt mendil. Aha. Daha aklınızın hayalinizin almayacağı neler göreceksiniz neler efendim. Bunlar bir şey değil. İnanın bana. İki, üç, dört, beş. 25. Tabii. Aslında ben de öyle düşünmüştüm. Mesela 25.000 rupi elimden uçtu gitti diye. Ama yine de anlayamadığım bir şey var. Madhu ile Mukund'un evlenmesi için neden 25.000 rupi veriyorsun? Yani o kız seni şikayet ettiği halde bu kadar para... Tazminat. Tazminat mı? O 25.000 rupiyi siz Madhubala yüzünden kaybetmediniz mi? Evet. Ben de bu yüzden daha fazla üzülüp sıkılmanızı istemedim. Madhubala ve Mukund'un aşk hikayelerinde daha fazla sorun yaşanmasını istemeyiz, öyle değil mi? Ne dediniz anlamadım. Ha? Hayır. Siz... Gidebilirsiniz. Gidin ve gereken tüm hazırlıkları başlayın. Tamam, anlaştık. Teşekkür ederim. Hazırlık yapmak lazım tabii. Teşekkür ederim. Madhubala. İnsan hayatı boyunca yaşadığı her şeyin Tanrı tarafından takdir edildiğini düşünür. O zaman ben bu fanteziyi neden suistimal etmeyeyim? Öyleyse oymuş gibi davranayım. İşte sahne bir. Şöyle bir elbise giyeyim diyorum. Yeter, sence nasıl? Yatın, uyun artık. Anne bir dakika diyorum. Bir dakika. Derste çalışmıyorsun. Bari yat uyu hadi. En çok ikinci gösterdiğimi beğendim. Alo. Yatmış mıydınız? İyi geceler, ben Bayan Dikşit. İyi geceler Bayan Dikşit. Ben de aslında sabah erkenden sizi aramak istiyordum. Ben dayanamadım. Önce davrandım işte. Düğünle ilgili kararınızı öğrenmek istiyordum. Evet Bayan Dikşit. Bu birlikteliği kabul ediyoruz. Düşündük ve bu yönde karar verdik. Çok güzel. O halde bir ricam olacak Bayan Malik. Bayan Malik mi? Alo?
Alo Bayan Padmini, ne oldu, orada mısınız? Evet, ben buradayım, dinliyorum. Sizi aramadan önce pederle de konuştum. Madu ile Mukund'un evlilik haberine o da çok sevindi. Hem Madu'ya iyi dileklerini yolladı, hem de bana düğün öncesi bir ikramda bulundu. Gelelim ricama. Peder dedi ki birliktelik için en uygun zaman yarın akşammış. O yüzden çocukları yarın akşam nişanlamış olalım. Lütfen. Beni anlamaya çalışın. Öncelikle şöyle güzel bir nişan töreni yapmak lazım, biliyorsunuz. İyi de biz nişan için hemen nasıl hazırlanırım? Canım üzülmeyin. Düğünü ancak birkaç ay sonra yaparız tabii. Ama nişanı bir an önce aradan çıkaralım. Ha? Sonuçta Tanrı böyle istiyor, bize de kabul etmek düşer. Kesinlikle. Farz edin Tanrı gerçekten böyle istedi. Ve sıra Tanrı'nın isteklerinde. Sahne 2. Bay Bittu. Alo Bay Bittu, iyi akşamlar. Özür dilerim, biliyorum akşamı geçtik, gece oldu artık. Patronun ısrarı üzerine bu saatte sizi rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Senin şu son dans sahneni yani yarın çekip bitirsek sence iyi olur mu? Yarın stilist, saç, makyaj hepsi sette olacaklar. Ne giyeceğine de orada karar vermiş oluruz. Saat 2'ye randevu ayarlasak sana uyar mı? Neden? 2'de değil, tam 1'de oradayım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Deneme çekimi yarın 1'de. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun. Deneme çekimi. Sulu göz. Bunca iş yarın nasıl hallolup bitecek bilemiyorum. Yani bu kadar kısa sürede hangi iş biter? Sulu göz. Sulu göz. Son deneme çekimim yarın saat 2'deymiş. Yarın makyajım, saçım, elbisem seçilecek. Yani her şey en son halini alacak. İyi de Trishna, yarın deneme çekimine nasıl gidersin? Yarın kardeşin Madu nişanlanıyor. Madu'nun yarın nişanı mı var? Nasıl? Ama nişan ertelenebilir, öyle değil mi? Trishna. İyi ama bu kadar kısa sürede nasıl oldu bu? Nasıl karar verdiniz? Bak, Mukund'un annesi aradı ve dedi ki peder yarın uygun bir gün diye karar vermiş. Tamam. Yarın saat 1'de orada olsam işim 3 saat sürdü diyelim. Saat 4'te evdeyim demektir. Anne bak, gördün mü, bütün güzel şeyler aynı anda oluyor. Ne mutlu bize. Bunu yapan Tanrı değil. Benim, ama görürsünüz. Bunu yarın bir kez daha anlayacaksınız. Anne, evin içi resmen mutlulukla dolup taşacak. Yarın burada yeni işime, yeni kariyerime gideceğim. Bir yanda da sulu göz kendine yeni bir hayat kuruyor olacak. Hadi hepimiz yatıp uyuyalım artık. Yarın sabah erkenden kalkmamız lazım. Evet doğru, hadi uyuyalım. Yorgun görünmesin. Günaydın hepinize. Çok güzel bir gün olsun. Günaydın. Güzel bir gün dilerim. Madu Bala. Evet. Bu arada tebrikler. Evinizde bugün çok yoğun bir ortam olmalı. Değil mi? Çünkü bugün nişanlanıyorsun. Ve Trishna'nın da çekimi var. Her iki kız kardeş için de çok özel bir gün. Ama bugünü özel kılanın kim olduğunu bir an bile unutmayın. Kaderiniz
benim elimde. Başarılı olman için hep dua edeceğim. Bütün hayallerin gerçek olsun diye. Anne baksana. Allah'ın işi ne tuhaf değil mi? Bugün hem ablamın deneme çekimi var, hem de benim nişanım. Ben de çekime gitmeyi çok isterdim. Bugün onun için çok önemli bir gün. Ve aynı şekilde senin için de çok önemli canım. Biliyor musun? Senin mutluluğun benim de mutluluğum. Bunu her zaman böyle bil, tamam mı? Ama Trishna, saat 5'te mutlaka evde ol, tamam mı kızım? Lütfen nişan başlamadan vakitlice gel evine. Ve kardeşinin yanında ol. Evet abla, sakın geç kalma. Tamam tamam. Biricik sulu gözümüz nişanlanacak ve biz bu olayı kaçıracağız, öyle mi? Trishna, hadi çıkalım çabuk. Abla, bir dakika, unuttum. Onun yüzünden geç kalacağız. Bir imza lütfen. Dalga mı geçiyorsun? Çocukluğumdan beri söylemiyor muydum? Çok büyük ve ünlü bir yıldız olduğun zaman bana kendi ellerinle imzanı verecektin. Sulu göze, sevgilerimle imza Trishna. Bol şans abla. Madhubala. Alnına çizgi çektim. Bu çizgi senin kader yolun olacak. Kaderine onlar şekil verecek. Tıpkı bir vudu bebeği gibi. Bu bebek ne yöne çekersem o yöne gidecek. Çok sevgili Trishna ablan bugün sete teşrif ediyor. Şimdilik nişanının tadını çıkarmaya bak bakalım. Ama sadece kısa bir süre. Madhu kızım, onu bırak da git Malik'e bak. Her şeyi hazırlamış mı, eksik var mı, git bir kontrol et. Tamam. Buraları bana bırak sen. Tamam. Hadi çabuk. Evet, sarı renkli olanı o tarafa koy. Çek. Tamam güzel. Harika. Malik? Evet. Annem çağırıyor, baksana. Tamam. Arpita abla. Bütün süslemeler çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Tabii süslemeler de gelinimiz kadar güzel olacak, değil mi? Anlaşıldı. Hepiniz bir an önce gitmem için sabırsızlıkla bekliyormuşsunuz. Bunu bilseydim çok önceden giderdim zaten. Bay Malik sabırsızlanıyor zaten, o kesin. Her yeri öyle bir süslüyor ki damadın ailesi görünce nişanı atlayıp doğrudan düğün isteyecek kesin. Süslemelere çok özen göster, olur mu? Hiç merak etmeyin, bunlarla çok güzel ilgileniyorum. Evet amca. Süslemelere çok özen göster lütfen. Çünkü işler istediği gibi oluncaya kadar Malik asla susup oturmayacak. Gerçi o zaten ben gidene kadar bir türlü rahat edemeyecek, belli oldu. Senin gibi bir deliği kim evinde ister ki? Yani? Yüzüne sanki pudra sürer gibi resmen un sürmüşsün kızım. Malik! Evet. Ne oldu? Anne bak, Malik benimle resmen alay ediyor. Bu kızı seven adam da ayrı bir deli bence. Bir an önce evlensinler de gitsin bari. Heh. Neler söylüyor, duyuyorsun değil mi? Duydun mu anne? Malik bazen istemediği şeyler söyleyebiliyor. Düğününüz çoktan kararlaştırıldı. Malik de o günden beri kendini bilerek oyalamaya çalışıyor. Bir sürü iş icat ediyor. Çünkü işin aslı şu ki bir kızın düğününde anneden bile üzgün olan babadır canım. Gör bak, eve veda edeceğin zaman en çok ağlayan kim olacak? Malik'in ta kendisi. Ağlamak mı? Onlar mutluluk gözyaşları. Peki, mutluluk gözyaşları. Böyle mi düşünüyorsun? Sen mutluluktan ağlayacaksın,
Ve ben bu evden mutlu çıkıp gideceğim. Aptal kız. Bu kadar çabuk büyüyecek ne vardı? Zorun neydi? Ben büyümedim ki. Hala onu yüzüme pudra sürer gibi bulaştırıyorum. Dinle. Benim canımı daha fazla sıkma, tamam mı? Bir sürü işim var zaten. Bak. Her şey yolunda. Sen sakın merak etme. Dövüş ustası da olsa ağlıyor. Şuraya bakar mısın? Arkey senin deneme çekimin için muazzam bir ortam hazırlamış. Evet, çok güzel. Çok güzel. Düşün Trishna, düşün. Çok iyi düşün Trishna. Koreografide arkanda kim bilir kaç tane dansçı olacak, değil mi? Ha? Düşünsene. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Asıl bana şükretmeniz lazım. Arkey'e. Teşekkür ederim Allah'ım. Üzgünüm Trishna. Başrol yıldızımız sen değilsin. Başrolde kim mi var? O burada değil. Ama eninde sonunda o da gelecek. Buraya, Arkey'in önüne. Ama nasıl? Ne oluyor? Affedersin. Sen yine çekime mi geldin yani? Bugün burada çekim falan yok. Hadi dışarı. Bana baksana sen. Dur. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Roma, ha? Sakin ol. Sen kimsin? Belki onun durumdan haberi yoktur. Yoksa yok ama ağzından çıkana dikkat etmek zorunda. Trishna Malik kim? Onu bulmam gerekiyor. Affedersiniz. Trishna Malik benim. Duydun işte. Kimmiş o? Hadi şimdi ikile. Dışarı yürü hadi. Pekala, bakın kıyafetiniz işte bu. Makyajınız da yapılsın, tam 10 dakika sonra lütfen sette olun. Makyaj bölümü şu tarafta, tamam mı? Hadi çabucak hazırlanın, çabuk. Hadi. Patron yapımcı arayıp duruyordu, şeyi soruyor. Sizinle ne zaman konuşabileceğini soruyor efendim. Ben de bunu sormaya gelmiştim de. Bittu, sen yapımcıya söyle başrol oyuncusu yönetmen oldu. Yönetmenler film yönetirler değil mi? Ama Arkey başkalarının hayatını yönetecek. Bittu gel. Tebriği hak ettin. Benim elmaya alerjim var da. Dinle, senin bile bu filmde çok önemli bir rolün var. Deneme çekimin için hazırlan. Sana ne yapacağını daha sonra söyleyeceğim. Şuna bak, nasıl bir iş yaptın öyle? Kızın yüzüne bak, yamalı gibi oldu. Üstelik çok ağır bir makyaj. İyi de ben makyözüm, tamam mı? Kimseyi baştan yaratamam. Yani yüzü nasılsa yine öyle görünecek. Bana bak, daha güzel görünmesi mümkün değil sen yani. Sen karşında kim var biliyor musun? Sen kiminle konuşuyorsun? Roma yeter. Roma, kurcalama işte. Ne demek kurcalama? Zaten işim bitti, gidiyorum. Yüzüne ilk defa profesyonel makyaj yapılıyor ama sen böyle tavır yapıyorsun. Hem ben bu kızı tanıdım. Bu Arkey'i dava eden kız değil seni mi? Seni şimdi... Roma, bana bak, kendin ne sandığını bilmiyorum ama seni öyle benziyorum ki durun. Bize Roma. Değil ona söyle, bu adam lütfen, ne dediğini bilmiyor, ne cüretle böyle davranıyor. Efendim, çekim için herkes hazır, hadi çabuk lütfen. Tamam iyi ama makyajım pek iyi olmadı. Üstelik... Efendim lütfen, ne diyorsunuz, makyajınız gayet iyi olmuş. Hadi tamam. Set hazır, ama çabuk olun. Ama olmaz, bu makyajda insan olun. İçine çıkamaz. Bir dakika. İnsanlar sizin keyfinizi bekleyemez. Seninle daha sonra ilgileneceğim. Sen benim söylediklerimi tam dinlemiyorsun galiba. Baş dansçı istiyorum demedim mi? Filmin ana teması çalarken dans evet, edecek. Evet, getirdim efendim, yanımda. Hani? İşte geldi, Trishna Malik. Baş dansçı bu kız öyle mi? O zaman Arkey'i tamamen unutalım diyorum. 5 milyon rupilik şarkıda o mu dans edecek?
Sen beni batırmak mı istiyorsun? Yüzünün adam edilecek bir tarafı yok zaten. Ama makyajı, saçı, kıyafeti... Baksana ne kadar ucuz görünüyor. Bittu. Şimdi sahneye çıkma sırası sende. Öyle bir oyun oyna ki Madhubala çıkıp sete gelmeye mecbur olsun. Patron, ben rolümü gayet iyi oynayacağım. Hiç merak etmeyin. Bittu, bekle. Evet patron. Şu ana kadar pek çok yanlış adım attın. Ama bu kez başarısız olursan seni kovarım. Hem de bir daha asla geri almamak üzere. Hadi git. Resmen vaktimi çaldı. Şuna bak. Sana yalvarıyorum. Lütfen ağlama. Lütfen. Ay, gidelim buradan. Çekime girmek istemiyorum. Neden böyle söylüyorsun? Ne dedi o sana? Senden sadece makyajını, saçını değiştirmeni istedi. O kadar canım. Peki gerisini ne diyeceksin ha? Benimle nasıl konuştuğunu görmedin mi? Beni dinle, tamam mı? Bak, bu film bir kere meşhur olsun. Herkes sana iyi davranmaya başlayacak. Hayır ama hayır. Bugün bu sektör için yeterince iyi olmadığımı fark ettim. Tatlım, neden böyle konuşuyorsun? Diğerlerini değil, sadece beni dinlemeni istiyorum, tamam mı? Haklısınız Bayan Roma. Neden bu kadar önemsiz insanları dinliyorsunuz Bayan Trishna? Evet. Sizi Arkey seçti sonuçta. Arkey seçti. Evet. Siz Arkey'e güvenin, bu gereksiz insanları boş verin, üzülmeyin. Aynen lütfen. Aynen öyle, şimdi söyle. Hayır Bittu, bana nasıl hakaret ettiklerini hiç bilmiyorsunuz. Sen neden bunları tekrar söylüyorsun? Eğer Arkey bunu öğrenirse herkesi anında stüdyodan kovar, biliyor musun sen? Ben çok yumuşak kalpliyimdir. Kimsenin böyle ağlamasına dayanamam. Tabii. Sizden ufacık bir ricam olacak. Evet, nedir? Ona bakın. Bakın biraz o da bakın. Makyajı ve saçı bence yani doğru yapılmamış. Yanılıyor muyum, değil mi? Kesinlikle haklısın Bittu. Kesinlikle haklısın. Ayrıca bir karakter sanatçısı olmadığını da anlamalısın. Sen bir yıldız olacaksın. Yıldız olma sürecinde böyle davranmamalısın, değil mi? Biraz bu havaya girmelisin. Arkey'in tavrına baksana. Bir yıldız havası var. Kendine ait bir makyözün olmak zorunda. Ünlü olduğun zaman etrafındaki herkes seni tanıyacak. Evet. Ha? Özel makyözün olmalı çünkü kostüm ve saç bir yıldızın değerini artıracak unsurlardır. Aynı zamanda makyaj da tabii. Kesinlikle haklısın Bittu. Ama bir şey söyle, bugünkü çekim ne olacak? Bakın, şimdi herkesi bekletiyorum. Gitmelerine izin vermedim. Ama size bir önerim var. Yanınızda her an hazırlıklı bir kuaför bulundurursanız daha iyi olur, değil mi? Hem makyajınız için de çok iyi olur. Ben birini arardım ama şu anda aklıma hiç kimse gelmiyor. Bakın, size biri gerek. Ona gereken görüntüyü verebilecek biri. Bir düşünün, lütfen. Hayır Bittu, şu anda aklıma kimse gelmiyor. Ne yapalım? O zaman mecburen test çekimini iptal etmem gerekecek. İptal mi?
Olmaz Bittu, bunu lütfen evet, yapma. Lütfen beni dinle Bittu. Arkeyde çok üzülecek, nasıl olacak bilmiyorum ama beni bu muammanın içine soktunuz. Ne yapayım? Dur. Evet, saçımı ve makyajımı yapabilecek bir kız var. Aha, evet, evet, hemen ara. Kim, kim peki? Roma. Sulu Göz. Bizim Madumuz. Alo, nasılsın? Neden aradın? Ah, da sebebi yok. Her şey hazır mı diye merak ettim. Evet, bütün hazırlıklar yapıldı. Çünkü herkes bir şeylerin peşinde. Peki sen? Sen hazır mısın? Ben de tam hazırlanmaya başlamıştım. Sana bir şey sorabilir miyim? Acaba mutlu musun? Neden bunu soruyorsun Mukut? Mutlu görünmüyor muyum? Yani benim sesim sana mutlu gelmiyor mu? Hayır. Sadece sordum işte. Aslında o kadar o kadar mutluyum ki Hindistan sınırına kadar mutluluğumu haykırmak istiyorum. Anladın mı? Haykırmak istiyorum. Evet, haykıracağım. Mukund, eğer konuşmaya devam edersen saat 6 olacak ve buraya geldiğinizde gelinin hazır olmadığını göreceksiniz. Bu yüzden ailem beklemek zorunda kalacak. Damat tarafını bilemem. Ama bu adam seni her zaman bekler. Tamam Mukund. Hazırlanmam gerek. Seninle 6'da görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Abla, test çekimi nasıl gitti? Çıkmak üzeresin değil mi? Hadi çabuk gel. Alo? Abla? Sen neden ağlıyorsun? Abla sakin ol, neler olduğunu söyle. Her şeyi bırak Sulu Göz. Hemen buraya gel. Buradaki insanlar bana, yani... Hadi telefonu ver bana, çok fazla konuşuyorsun. Dinle Sulu Göz, dinle. Hemen buraya gelmen gerekiyor. Hemen buraya gelmelisin, tamam mı? Ama Roma, şimdi nasıl geleyim ben? İnsanlar birazdan buraya gelecek Roma. Ben şu anda gelemem, mümkün değil. Seni anlıyorum ama büyük bir sorunumuz var. Dinle, gelirsen sadece bir saat sürecek. Yemin ederim bir saati geçmez, lütfen. Lütfen canım. İyi ama... Ne oldu ki? Alo? Sulu Göz, hiçbir şey söyleme. Buraya gelip saçımı ve makyajımı düzeltmen gerek. Bak, eğer gelmezsen beni test çekimine almayacaklar. Madu, bana sadece sen yardım edebilirsin. Gelmen gerek. Lütfen hayır deme. Bak, bunu sensiz yapamam kardeşim. Lütfen Sulu Göz, lütfen gel. Lütfen gel, lütfen. Lütfen Madu, lütfen, lütfen. Yalvarırım, lütfen. Haber, lütfen. Şunu sana söz veriyoruz. Nişanın için buradan birlikte çıkacağız. Lütfen Madu, hadi gel artık buraya. Hemen gel Sulu Göz. Lütfen Sulu Göz, lütfen, lütfen gel. Seçmeler nasıl gitti efendim? Madu kimi seçecek? Trishna'yı mı yoksa Mukund'u mu? İşte bunu. Efendim, lütfen söyleyin bana, Mukund mu yoksa Trishna mı? Madu kimi seçecek acaba?
Arkay. Tik tak. Tik tak. Tik tak.